Bu videoda insanlarda döllenme ve döllenme sonrası embriyonun gelişiminden söz edeceğim. Gördüğünüz fotoğraf gerçekleşmek üzere ya da gerçekleşmekte olan gerçek bir döllenmeye ait. Ne kadar çok gerçek dedim, değil mi? Bu gördüğünüz bir sperm hücresi. Bu erkeğin çok sayıda sperm hücresinden sadece biri. Bu da kadınlarda bulunan yumurta hücresi. Şu an dölleniyor. Döllenme, sperm hücresinin yumurta hücresiyle birleşmesine verilen isim. Ve bu yeni bir organizmaya, yani bu örnekte bir insana dönüşme potansiyeline sahip bir olay. Öncelikle görselin ölçeğiyle ilgili bir fikir sahibi olalım. Şöyle bir uzunluk, gerçekte 1 milimetrenin 50'de birine karşılık geliyor. Dersem, Belki bu hücrelerin ne kadar küçük olduğu kafanızda daha iyi canlanır. Yani boyutlar çok 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 küçük. Kavramamız gereken bir diğer nokta da şu ki hepimizin hayatı böyle başladı aslında. Bu yumurta hücresine ulaşmak için rekabete giren birkaç yüz milyon sperm hücresinden biri. Yani kendinizle gurur duymalısınız en azından kendinizin yarısıyla. Çünkü oldukça büyük bir yarış kazandınız. Düşünün Türkiye'de 80 küsür milyon insan yaşıyor. Babanızdan gelen bu yarınızda Birkaç yüz milyon sperm hücresini geride bırakan ve yarışı kazanan babanızdan geldi ve DNA'sını annenizin yumurta hücresindeki DNA ile birleştirmeyi başardı. Peki bahsettiğim bu DNA nasıl bir yapıya sahip? DNA kromozomlardan oluşur. Kromozomları DNA dizileri olarak düşünebilirsiniz. Vücudumuzdaki hücrelerin çoğunda 46 kromozom bulunur. Bunlar 23 çifttir. Her kromozom çiftinden birini annemizden birini de babamızdan alırız. Gel gelelim e, bu eşey e, hücrelerine ki bunlara gamet adını veriyoruz. Yazayım buraya gamet. Bunlar gamet. Sperm hücresi babadan gelen gamet, yumurta hücresi yani ovum da anneden gelen gamettir. İşte bu gametlerde diğer hücrelerin yarısı kadar kromozom bulunur. Her bir gamette 23 kromozom var. 23 çift değil bakın, toplam 23 kromozom var. Sperm ve yumurta bir araya geldiğinde, yani yumurta döllendiğinde toplam kromozom sayısı yine 46 ediyor. 23 çift tamamlanmış oluyor böylece. Şimdi, döllenme gerçekleştikten hemen sonra nasıl bir görüntü oluşuyor ona bakalım. Soldaki bu görselde bir zigot görüyorsunuz. Zigot döllenmiş yumurta demek. İçeride 46 kromozom tamamlanmaya başlanmış. Burada ilginç bir şey görüyoruz. İki hücrenin çekirdekleri henüz tam olarak birleşmemiş. Bu çekirdeklere pronükleus adı veriliyor ve bunlar en nihayetinde birleşecek. Bunu bir hücre olarak hayatınızın ilk günü gibi düşünebilirsiniz. Bu birleşme sırasında babanızdan ve annenizden gelen genetik özellikler birleşti ve sizi meydana getirmek için gereken genetik bilgi bir araya gelmiş oldu. Evet, birleşme gerçekleşir, gerçekleşmez hücre bölünmesi başlıyor. Bu zigot mitoz yoluyla önce 2'ye sonra 4'e bölünüyor. Aşağı yukarı her gün bir veya iki hücre bölünmesi gerçekleşiyor. 2-3 gün içinde önce 8 sonra da 16 hücre oluşuyor. Bu 16 hücrelik oluşuma morula adı veriliyor arkadaşlar. Morula. Sonra o da bölünüyor. 5 ila 10 gün sonra şöyle bir yapı oluşuyor. Görselden pek anlaşılmıyor ama bu yapı 200 ila 300 hücreden meydana geliyor. Yani bu kürede 200-300 civarı hücre var. Ve bu kürenin içi boş. Görselden belli olmuyor biliyorum. İşte bu yapıya biz blastosist diyoruz. Buna blastosist deniyor. Yazalım. Blastosist. Dikkat edin, boyut aşağı yukarı aynı kalmış. Döllenen yumurta hücresinden sadece birazcık daha büyük. Ama sonra bu da bölünüyor, bölünüyor da bölünüyor, Allah bölünüyor, bölünüyor. Bahsettiğimiz aşamaları gözünüzde daha iyi canlandırabilmeniz için de şu çizelgeye bir bakmamızı tavsiye ediyorum. Döllenme tam burada gerçekleşiyor. Yaklaşık bir hafta sonra da bu blastosist evresine ulaşılıyor. Yani şu an zaman çizelgemizde yaklaşık olarak buradayız. Muhtemelen niçin ikinci haftadan başladığımı merak ediyorsunuz. Çünkü gebelik yaşı veya gestasyonel yaş diye bir kavramımız var. Doktorlar ve bilim insanları embriyonun veya fetüsün ne zamandır var olduğunu belirlemek için gebelik yaşı kavramına başvuruyor. Ve gebelik yaşı annenin son adet döngüsünün ilk gününden başlanarak hesaplanıyor. Çünkü son adet döngüsünün ilk günü gebe kalma anından aşağı yukarı iki hafta öncesine denk geliyor. Bakın gebe kalma anı burası. Bu şimdilik teknik bir detay tabi. Buradaki iki haftalık kaymanın neden kaynaklandığını açıklamak için size anlattım. Evet ardından buraya yani embriyo evresine geliyoruz embriyo evresinin sonlarına doğru müstakbel insanımız aşağı yukarı böyle bir görünüme ulaşmış oluyor. Bu görsel gebeliğin başlamasından yaklaşık 7 hafta sonrasına ait. Ve gördüğünüz gibi embriyo hala oldukça küçük. Boyu 1 santimetre civarı, yani bir üzüm tanesi kadar. Buna rağmen insanı andıran veya en azından bir memeliye benzeyen bir görünüm oluşmaya başlamış durumda. Gelişim biyolojisini heyecan verici kılan şeylerden biri de şu hayvanlar alemine özellikle de insanla yakından akraba olan türlere baktığımız zaman canlının bu aşamada bile gelişimini tamamlamış halini epeyce andırdığını görüyoruz. Ayırt edilebilen uzuvları şimdiden görmeye başlıyoruz. Mesela kollar burada. Burada tam gelişmemiş bir kulak var. Tam gelişmemiş bir göz, burun, kaburgalar. Yani bu aşamada embriyo insanı andırmaya başlamış bile. Ama hala çok küçük ve diğer memelilerin hatta memeli olmayan balık gibi hayvanların gelişimine baktığımızda bu aşamada bundan çok da farklı olmayan bir görüntüyle karşılaşıyoruz sonra 10 11 ve 12. haftalarda bu yapı artık bir fetüs veya cenin adını alıyor büyük resimdeki bir embriyo bu döllenmekte olan bir yumurtaydı o zigota zigot morulaya e, morula, ya, morula blastosiste, blastosiste embriyoya dönüştü. Sonra embriyo da fetüse dönüşüyor. Görselde plazentaya bağlı halde bir fetüs görüyorsunuz. Plazentayı annenin vücuduyla fetüs arasındaki bir gümrük kapısı olarak düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu aşamada fetüs de oldukça küçük. Gerçek boyutu 5 cm civarında. Embriyo ile fetüs arasında çok net bir sınır yok. Zaten buradaki renk geçişinden de anlaşılabiliyor. Ama çoğu insana göre embriyo 12. haftada kesin bir şekilde fetüse dönüşüyor. Şimdi, zaman çizelgesinde bazı ilginç bilgilere rastlıyoruz. Bebek, çizelgenin 36 ila 42. haftalarında doğarsa, doğmaya hazır bir şekilde doğmuş oluyor ve buna term doğum adı veriliyor. Burada yaşayabilirlik diye bir kavram görüyoruz. Bu aşamadan itibaren bebeğin rahimden çıktıktan sonra hayatta kalabilme olasılığı epeyce yükseliyor. Bakın ilginç bir istatistik. 6. ay civarındaki doğumlarda hayatta kalma olasılığı %50 civarında. Bu videonun ana fikri ki bence muazzam bir şey bu. Hayatımız 100 milyonlarca spermin yarıştığı bu büyük sperm yarışının sonucunda başlıyor. 100 milyonlarca sperm annenin yumurtasını döllemek için yarışıyor. Sonra yumurtanın döllenmesiyle oluşan ve hem annenin hem de babanın genetik bilgisini içeren o tek hücre yani zigot bölünmeye başlıyor ve sonuçta nasıl meydana geldiğini videolar çekerek anlatabildiğimiz karmaşık bir organizmaya dönüşüyor yani aslında hepimiz birer mucizeyiz arkadaşlar